Herkese merhaba. Perspektifle yeniden sizlerleyiz. Bu hafta yepyeni bir konuya giriş yapacağız. OKB yani obsesif kompulsif bozukluk. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Dostlarım merhaba. Perspektif ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Takıntı, OKB, obsesyon, hassas bir konu. Toplumda birçok insanın aslında sahip olduğu bir durum ancak birçok insan takıntılı olduğunun, OKB olduğunun, vesvese olduğunun farkında olamıyor maalesef. İşin en girift tarafı çevresindeki insanların birçoğu da bu insanlardaki rahatsızlığı anlayamıyor, tanıyamıyor ve izah edemiyor. Evet Tutku. Hocam OKB yani obsesif kompulsif bozukluk nedir? Peki. Dostlarım vesvese, siz böyle bilirsiniz. Takıntı, obsesyon ve OKB. Obsesif kompulsif bozukluk ki vesvesenin çok daha ileri safhası. Vesvese bunun yanında adeta bir hiç anlam olarak. Genellikle obsesyonun yani takıntının oluş nedeni beynin, ben defalarca bahsettim burada, bir bölümünün beynin bütününden ayrı olarak çalışmaya başlaması. Yalnız o konuya odaklanması, yalnız o konuyla ilgili düşünce, fikir üretmesi ve sürekli onunla meşgul olması. Dolayısıyla beynin çok sınırlı kısmı bireyin günlük hayatında gerçek, gerekli olan işlevleri yerine getirmekle ancak sorumlu oluyor. Büyük bölümü o takıntılı olduğu konuyla alakalı fikir, düşünce üretiyor veya onu sürekli olarak işliyor. Aslında şöyle arz edeyim ben konu dışında ama bilginiz olsun lütfen. Takıntılı insanlar özellikle travma geçirerek takıntı yaşayanlar şu nedenle olurlar. Travmaları da takdir edersiniz ki bir önceki konuda bahsetmiştik travmalardan. Ben aslında orada bir şeyi atladığımı hissettim. OKB'ye gelince fark ettim. Travmanın oluş nedeni temelde bir olay, yani şok gibi bir olay yaşadığınızda bizim zihnimiz günlük olarak yaşadığımız olayları bir süzgeçten geçirir beyin ve onları biz farkında olmadan öğütür. Yani onları sürekli işler ve dışarı atar. Bağışlayın. Bağırsak sistemi gibi. Fakat özellikle travmalarda ve OKB'de zihin, beyin o konuyu aşamaz. Dolayısıyla işleyemez ve bastırır. Şimdi bastırınca o dışarıda kalır. Yani o andaki zihnin hacminin dışında kalır. Dolayısıyla işlememiş olur ve onu atlar. Fakat bu atlama öyle zor bir şeydir ki travma da bundan olur, OKB de bundan olur. Sürekli olarak o işlenmediği için, atılamadığı için o konu bir daha bir tane tetikler ve ortaya çıkar. Yani bizi sürekli olarak huzursuz eder, tedirgin eder, takıntı hastalığı, OKB oluşturur ve travma yaşatır. Dolayısıyla onları belli bir biçimde bilinç seviyesine çıkarıp işlemek, yani zihnin onu yeniden işleyip öğütmesini sağlamak, terapistin ve psikiyatristin evet yaptığı işlerdendir. Bunu da parantez içinde belirteyim ben. Şimdi dedik ki zihin, beyin belli bir konuyu sürekli işler, geniş bir alanda, dar bir alanda günlük işlere bırakır dedik. Ve bu hastalık haline alır. Yani onun dışında hiçbir şey düşünemez olur. Aslında aşkta da böyledir yani. Takıntı olur bazen insanda. Başka bir şey düşünemez. Veya çok ciddi bir travma yaşar, risk yaşar veya ödeyemeyeceği bir borcun altına girer, Allah korusun, veya çok kötü bir kaza olur, uzvunu kaybeder, travma yaşar veya obsesif kompulsif bozukluğa sonuç olarak ulaşabilir. Şimdi beyni biz genellikle böyle olay yaşadığında nöron ve üzerinde sinapslar vardır beyinde. Yaklaşık 100-120 milyar civarında nöronlar. Yani bizim bilgi ambarı diye nitelediğimiz şeyler, sizin anlayacağınız odalar 100-120 milyar civarında bizim zihnimizi kullanmamıza göre, öğrenmemize göre bu ambarlar, yani bu depolar dolar veya siz hiçbir şey öğrenmezseniz bu depoların çoğunluğu boş kalır, işlevini kaybeder ve nöron kaybederiz biz. Sinaps dediğim şeyler de aslında otoyollar. Yani bir yerden bir yere ulaşan yollar. Biz düşünceleri onlar vasıtasıyla üretiriz. Bir yerden bir yere taşırız. Şu anda ifade ettiğim gibi öğrendiğim şeyi sizlerle paylaşırım. Yani sinapsın görevi bu. Çok önemli yapı olarak. Şimdi başka bir şeye odaklamayınca sürekli olarak aynı şeyi konuşmaya, aynı şeyi düşünmeye, aynı şeyi anlatmaya, aynı şeyi
işlemeye başlar zihin, beyin. Burada takıntı, obsesyon önce vesveseyle beraber başlar ve biz genellikle beyindeki nöronları birbirinden ayrıştırılmasını isteriz böyle bir rahatsızlık yaşandığında. Beyindeki nöronlar resmi olarak bilirler, bu işi yapan uzmanlar, özellikle psikiyatristler, nöronlar birbirinden ayrılır, düşünce olarak yeniden dizayn edilir. Yani format atılır tabiri caizse zihne, beyne. O formatla beraber o takıntı, o obsesyonu yapan, yaşayan zihin normale dönmeye başlar. Bu çok önemli. Fakat bir şeyleri elde etmek için bize 4 bilgi lazım. Birincisi, biz psikolojide yargıç diyoruz. Yani bu fikir gerçek mi değil mi? Yargıç bunu belirler. Dörtlü unsurda. İkincisi, bilim adamıdır. Bu düşünce birey için faydalı mı değil mi? Yani faydalı değil, zararlı mı? Onu belirler bilim adamı. Üçüncü, ahlakçı vardır. Biz ilahiyatçı deriz. Yani bu davranış, bu düşünce ahlaklı mı? Toplum normlarına uyuyor mu? Bireysel normlara uyuyor mu, uymuyor mu? Bunu tespit eder ve estetikçi vardır. Bu düşünce doğru mu, değil mi? Bu dördünün birleşimiyle biz bir karara varabiliriz. Bir karar verebiliriz. Obsesyonun kabaca süreç olarak akışı bu. Şimdi biz bunu şöyle hatırlatayım ben size veya işleyeyim. Patika yolları biliriz. Yani dağları düşünün, ovaları düşünün. Dar yollar. Dar yollar, yaşa tutku, dar yollarda yürürken genellikle otlarla kaplıdır, çallarla kaplıdır o yollar. Ve biz mümkün olduğu kadar oraya bulaşmamaya çalışırız. Yani oradan gitmemeye çalışırız. Niye? Gittiğimiz anda mutlaka vücudumuzun belirli bölümleri zarar görecektir. Bunun bilincindeyiz. Ama işte insan o hale geliyor ki obsesyon olduğunda, yani vesveseyle başlayan takıntı olduğunda bir kere o yoldan gitmeye başlıyor. Şimdi bu olay aslında bizim obsesif dediğimiz bu yürüyüş olayı, yani o çalıların, o kötü otların arasından geçmek bizim obsesyon dediğimiz metafora tam uygun bir format ortaya çıkıyor burada. Yani net olarak bu bizim tam düşündüğümüz metafor. Yani soyut düşünce diyeyim ben size, metafor deyince o soyut düşünceye uygun bir yapı ortaya çıkıyor. Şimdi insan bir boyutunda hayatın takıntılı düşünce içerisine girmeye başladığı andan itibaren bu düşünceden kurtulmak için, yani o yaşadığı ambiyanstan, beyinde kompresyon geliştiririz biz. Mecburen. Yani o takıntıdan kurtulmak için, o bizi ezen düşünceyi yok etmek için veya oradan sıvışmak için, kaçmak için kompresyon üretiriz. Yani baskı, kompresyon dediğim benim. Baskı oluştururuz kendi kendimize. Adeta bir sıkıştırma alanı oluştururuz. Fakat tabii bu bir süre sonra patlar. Onu görmemek için, onu hissetmemek için sıkıştırırız. Yani bunu zihin yapar. Çünkü biz takıntılı düşünce içine girdiğimizde, diyelim bunu bir korku olarak hayal edin, hemen farklı şeyler düşünmeye başlarız ki onu unutalım diye. O bize sıkıntı verecek çünkü. Kaygılı bir durum oluşturacak. O kaygıdan kurtulmak için mecburen kompresyon üretiyoruz. Baskı oluşturuyoruz yani zihinde, beyinde. Bu takıntılı düşünce bizi buraya getiriyor. Peki hocam, OKB nasıl gelişir? Evet, bunun bir aşamaları var mıdır? Tutku. Tabii. Şimdi bu kompresyon ritüelle beraber birleştiği andan itibaren biz gelişimini anlatalım OKB'nin. Biz o çallık yoldan bir kere geçeriz. Şimdi zihin sinyal verir, geçtiğimiz hafifçe o yol düzelmeye başlar. Biz bunu defalarca devam ettirdiğimizde o yol artık bizim için, o çallar, otlar silinir, düz bir alan haline gelir. Zihindeki obsesyon bu. Hep aynı nokta üzerinde hareket etmek. Hep aynı nokta üzerinde gidip gelmek. O yolu açmak. Kompresyon ritüeller oluşturarak o yolun açılmasını sağlamak ve yalnızca o yol üzerinde gidip gelmeye başlamak. Bu şekilde başlar öncelikle. Yani o kötü otlarla dolu olan yeri biz maalesef aynı şeyleri düşünerek düz hale getiririz. Genellikle bu kırsal kesimlerde, özellikle dağlık alanlarda yolların açılması böyle olur. Biz bunu sürekli gide gele artık işlevli hale getiririz ve aynı şeyleri
aynı yoldan gidip gelmeye başlarız. Zihin aynı şeyler düşünmeye başlar veya aynı konuyu düşünmeye başlar. Bunu yaptığımız anda bir boyutta sıkıntı başlar. Aynı şey ikinci kez tekrarladığımızda, yeni bir kompresyon, yeni bir ritüel oluşturduğumuzda bu sefer o biraz daha fazla açılır. Bunu 10, 100, 50, 1000 yaptığımızda artık orası dümdüz asfalt gibi olur. Asfalt değildir ama artık hiçbir çalı, çırpı, ot, hiçbir şey kalmamıştır. Düz bir alan oluşmuştur. Ve biz aynı yerde defalarca gidip gelmeye başlarız. En büyük tehlike bu. Şimdi bu noktada bizim sinapslarımız birbiriyle aşırı boyutta iletişim haline geçer. O yollar dediğim var ya, beyindeki o yollar, hücreler arasındaki o depolar arasındaki yollar, sinaps dediğimiz yollar aşırı birbirine yaklaşırlar. Ve öyle bir an gelir ki biz gide gele bunlar artık bir örgü gibi. Yani saç örgüsünün örülüşünü düşünün ama bir tek atkı olarak değil. Yani yüzlerce, binlerce saç örgüsünü aynı alanda işlediğimizi, birbirinin içine geçirdiğimizi düşünün. Müthiş bir şey oluşur böyle. Sanki çeliğe benzer bir yapı artık ortaya çıkar. Bırakın demiri, çelik gibi böyle birbirine öyle tutunurlar ki. İşte biz ne kadar çok aynı konuyu düşünürsek veya aynı şeyleri tekrarlarsak o sinapslar, o birbirinden bağımsız çalışan sinapslar bir araya gelirler ve ağ gibi birbirini sararlar ve kopmayacak hale gelirler. Dolayısıyla siz artık o cenderenin içerisinden çıkamazsınız. Sürekli aynı yerde gidip gelmeye başlarsınız. Bu 100-120 milyar nöron aslında bilgi olarak birbirine bağlayan, iletişimini sağlayan sinapsları biz bu sefer o yollarda kullanmaya başlarız. Yani orayı kapatırız, düz yol yaparız ve onun dışına çıkabilme gibi bir şansımız olmaz. Bu bağır her sinyal aldığında biraz daha güçlenir. Sinaps bağları biraz daha güçlenir ve öyle bir noktaya gelir ki artık insan başka hiçbir şey düşünemez olur. Yalnızca o bağların esiridir ve o bağların içerisinde gidip gelir. Onun dışına çıkabilme gibi hiçbir şekilde biçimde şansı yoktur ve oralar artık bizim için yol oluşmuştur. Aynı şeyleri düşünürüz, aynı şeyleri tekrarlarız, aynı şeyleri konuşuruz. Günlük hayatta gerçek anlamda icraat yapabilecek güç, enerji, kabiliyet bizde maalesef kalmaz, kalmayabilir. Şimdi vesvese, obsesif kompulsif bozukluk yanında çok basit bir şey. Yani düşünün, vesves bir insan. Yani anlarız hepimiz, belki anlam olarak bilmiyoruz ama, diyelim bilmiyorsunuz ama bağışlayın. Yani bu vesves deriz, bu takıntılı deriz. Yani o OPKB'nin yanında bu o kadar basit bir şey ki anlatabilmem mümkün diye, hayal edin diye söylüyorum. OKB bu kadar güçlü bir eylem biçimi. Peki hocam, OKB ve vesvese de beyin nasıl çalışır? Yani ne yapılmalıdır? Tamam. Oraya da gelelim inşallah. Şimdi kişinin istemeden tekrarladığı düşüncedir. Yani OKB'de biz bunu bilinçli olarak yapmayız. Yani bireyi suçlamanın gereği yok. O artık onu makinalaştırmıştır, dijital diyelim. Tıkır 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 saat gibi çalışır. O da aynı şeyleri yapar. Dolayısıyla buradaki olay şu. Birey bunu arzu ederek, isteyerek yapmıyor. İşin en yani girif tarafı bu. Bireyin iradesi dışında bu olay meydana geliyor. Yani bunu istemese de yaşıyor veya düşünüyor. Burada bir dahli yok. Takıntı olduktan sonra kurtulabilme zaten şansı yok. Aslında OKB beynimizin karar verme noktası vardır bizim. Beynimizin karar verebilme noktasındaki bozukluktur. Yani bilimsel anlamda obsesif kompulsif bozukluğu açayım ben. Beynin karar verecek olan bölgesinin bozukluğudur. Dolayısıyla karar veremez beyin. Ve hep aynı şeyi yaşamaya başlar. Aynı şeyi düşünmeye başlar. Biz aslında bir şeyi düşünürüz, hayal ederiz. Bakın onu atlarız, yeni bir konuya geçeriz. Bağışlayın, kekeme nedir? Aynı kelimeyi onlarca kez, belki 100 defa söyler. Ancak belki bir kısmı ondan sonra tamamını söyleyebilir. Bir kısmı da hiç söyleyemez. Yani bu bir hastalık. Bunu kınadığımız için veya dışladığımız için değil ama yani bu da kekemelik gibi bir şey. Yani o düşünceyi aşıp da beyin, zihin yeni bir düşünceye odaklanamaz. Yeni bir düşünceyi üretemez. O onu o kadar çok meşgul eder ki. Aynı kekeme insan gibi yani tekrar aynı şeyi tekrarlamaya başlar. Hem de sonu olmayan bir şeydir. Şimdi bu
şöyle bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Şimdi bir anneyi hayal edin lütfen. Çocuğunu kucağına aldı diyelim, pencerenin kenarına gitti, 15 katlı bina. Veya balkona çıktı. Şimdi bir anda aklına gelir, bütün insanların gelir. Yani intihar düşüncesi bütün insanlarda vardır. Tabii bu ama ne olur, gelir ve geçer bakın. Anne de çocuğunu kucağına alır. Diyelim çocuk daha küçücük yeni. Pencere kenarına çıkar, pencereyi açmıştır. Veya balkona çıkmıştır, bir anda aklına şu gelir. Ben bu çocuğu atarsam ne olur? Şimdi mantıklı bir insan o başta söylediğim 4 özelliği kendisini diye yorumlar. Derken ya böyle bir şey olur mu der, ben çocuğumu atar mıyım der. Normal günlük hayatına devam eder ama bazı insanlar, diyelim bazı bayanlar özellikle ya atsam ne olur? Acaba atar mıyım? Gibi bir şeye takıldıklarında ve bunu sürekli tekrarladıklarında Allah korusun hastalık haline alır. Öyle bir noktaya gelir ki çocuğunu alıp pencerenin kenarına gidemez. Kimseye söyleyemez. Balkona çıkamaz. Çünkü o düşünce var. Atsam ne olur? Ya atarsam atarım ben ya. Atabilirim bakın. Veya mutfağa gidip de bıçakla bir şey yapacağı zaman çocuğu ayrı kor. Ki zarar vermeyeyim diye. Bunu bıçaklasam ne olur? Kessem ne olur? Ya bakın zihin öyle bir enteresan yapı ki size günde binlerce düşünce üretiyor. Vır 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 sizinle konuşuyor. Yani hiç gereksiz olan bir şey. Ya çocuğumu keser miyim? Bıçaklar mıyım? Balkondan atar mıyım? Çok normal bir şey bu. Yani bütün insanların bir anda içinden geçebilir. Çok özür diliyorum. Eşimi boğabilir miyim? Sevgilimi boğabilir miyim? Çocuğumu boğabilir miyim? Ya bunu bir anda insan düşünüyor. Yani bunu ciddiye almanın bir mantığı yok. Yani hepimiz insan olarak çok uçuk şeyler düşünebiliriz. Burada bir gariplik yok. Ama ne yapıyoruz? Bu düşünce geçiyor. Yeni bir düşünce geliyor. O düşünce gidiyor. Yeni bir düşünce geliyor. Yani hatta diyelim namaz kılan insanlar o kadar uçuk fikirler gelir ki namazda aklına. Size anlatmam mümkün değil. Yani hayal edemeyeceğiniz şeyler gelir. Ama ne olur adam? Onu aşar başka bir şeye geçer hemen. Ama taktığı anda aynı şeyi apayrı bir format çıkar ortaya. İşte obsesif kompulsif bozukluk. Yani önce vesvese, takıntı ve UKB bu şekilde oluşur. Yani bu şekilde meydana gelir. Gökten zembille inmez veya birdenbire olacak bir şey değil bu. Burada ne oluyor? Hep söylerim ben. Beynin ön tarafı, frontal bölge devre dışı kalıyor. Beynin karar verebilme bölgesi yani UKB'nin yönlendirildiği yer, karar mekanizmasının çalıştığı yer işlevini kaybediyor. Bir bozukluk oluşuyor orada. Ve bu sefer insan aynı şeyi tekrar etmeye başlıyor. Bağışlayın. Bir daha söyleyeceğim ben kekeme insan gibi. Ya başka bir şey yapamıyor. Hep aynı noktada aynı şeyleri düşünüyor. Aynı şeyleri hissediyor. Aynı şeyleri yaşıyor. Ve hayatı böyle devam etmeye çalışıyor. Hayat ne oluyor? Zindan oluyor. Yani ölüm, ölümden beter oluyor. Şimdi aklımıza bir düşünce geldiğinde aslında bizim beynimiz duygusal ve mantıksal kararlar verir. Yani herhangi bir düşünce oluştuğunda o söylediğim 4 unsur yorum olarak aklımıza gelir. Biz ona göre kararlarız. Mantıksal ve duygusal zihnimiz karar verir. Yani ona göre beynin mantıksal ve duygusal karar veren bölgeleri vardır. O düşünceyle ilgili o bölgeler devreye girer ve biz onlara göre karar ortaya çıkartırız. Orada bu düşünce uygun veya değil, bu düşünce geçerli veya değil, bu düşünce yeterli veya değil, bu düşünce ahlaki veya değil gibi kararlar verilir. O mantıksal ve duygusal bölgede zihnin, beynin orada bu kararlar çıkar ve biz ona göre adım atarız. Dediğim gibi çocuğumu atar mıyım, keser miyim diye düşünen bir bayan bunları düşündüğünde yani bu iş doğru mudur, geçerli midir, ahlaki midir, günah mıdır, sevap mıdır, güzel midir, çirkin midir diye çok basit bir elemeyle beyinde o konuyu geçer başka bir konuya gelir. Ama maalesef takıntılı insanlar orada takılır. Ve öyle bir garip bir şey ki bu kadın artık çocuğunu öldürebileceğini düşünmeye başlar. Bu zihne yer etmeye başlar, iz yapar. Yani OKB başlar. Aynı şeyi düşüne 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 iz yapar. Ve sonuçta Allah korusun bunu gerçekleştirenler de vardı. İntihar da böyle olur. Yani düşüne düşüne yavaş yavaş o 4 farklı safhası var. Şimdi oraya girmeyin, kafanızı karıştırmayın. Yani 4 farklı safhayla insan intihar ediyor. Öyle gidip de kendini ipe atmıyor veya silah sıkmıyor.
bu dört safhayı geçerek ancak belli bir şeye varabiliyor. Peki hocam, OKB şu kişilerde rastlanır diyebilir miyiz? Yani kimlerde rastlanır OKB? Herkes OKB olabilir mi? Ya olmaz diye bir şey yoktu. Herkes OKB olamaz. Veya olmaz. Yani onu inşallah geleceğiz Tutku. Şimdi bu durum hastalık halini aldığında, yani bireyin belli bir konudaki düşüncesi, çocuğumu atarım, kendimi öldürürüm, eşime zarar veririm, çocuklarıma zarar veririm, çevreme zarar veririm, silah çekerim. Allah korusun, Amerika'da çok görüyoruz. Bir okula giderim, önüme çıkan her şeyi, herkesi öldürürüm. İşte bunlar takıntıyla, OKB ile oluşan sonucu ortaya koyar. Hastalık haline geldiğinde birey bu takıntısı, OKB yani obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz süreci yaşamaya başlar. Şimdi öyle garip şeyler vardır ki size arz edeyim ben. Mesela aslında şöyle düşünün, hatırlayacaksınız benim ne söylediğimi. Mesela vesvese konusunda banyoda 6 saat, 8 saat çıkamayan benim danışanım vardı. Hocam diyor, banyoya giriyorum, 8 saat çıkamıyorum. Sebep, kirliyim diyor ya, temizlenmek istiyorum. Mesela yine takıntı ve OKB olanlarda elinin pis olduğuna inanıyor. Hiçbir yere, hiçbir şeye dokunamıyor. Eldiven takıyor sürekli. Eldivenle dolaşıyor. Daha garip bir şey söyleyeyim ben. Çorap takana şahit oldum yani. Benim danışanım geldi, hocam dedi, ben artık çorap takıyorum. Niye? Ellerim çok kötü. Çok pis. Çevreyle iletişime girmemesi için, dokunmamak için elime çorap takıyorum diyor. Bakın yani hastalık öyle bir noktaya geliyor ki size eldiven taktırıyor. Çevre pis olduğu için değil, elinizi pis hissettiğiniz için. 8 saat banyoda duran adam kendi pis olduğunu düşünerek bir türlü temizlenemiyor. Saatlerce elini yıkayanlar var. Şu anda benim çevremde de var, yakınımda da var. Yani saatlerce elini yıkıyor. Niye? Pis diyor. Bir türlü temizlenmiyor. Yani bir türlü temizleyemiyor. Bu ne oluyor? Bir noktada takıntı. Mesela bağışlayın, tuvalete girip saatlerce çıkamayan insan var. Yani temizlenemediğini hissediyor. Dolaşım sistemini boşaltamadığını düşünüyor ve saatlerce orada duruyor. Böyle çok garip bir şey. Yani çok basit bir şey değil. Gerçekten bunu yaşayan insan için ve çevresindeki insanlar için muazzam bir zulüm bu. Ama tabii burada bireyi suçlamamak lazım. Yani burada bunu yapan insan aklıyla yapmıyor. Düşünerek yapmıyor. Bir şey hesap etmiyor. Yani ben bunu yapıyorum ama insanlara zarar verir miyim diye bir düşüncesi yok ki. Yani obsesif insan intihar ediyor ya. Yani atar mıyım atmaz mıyım kendimi? Asar mıyım asmaz mıyım derken, dediğim gibi o dört safhayı tamamlıyor ve bunu gerçekleştiriyor. Niye? Taktığı için. Yani o kadar ilginç bir şey ki bu. Aynı olay, dediğim gibi tik gibi bir şey bu. Ve beyin aslında karar verirken bütün ihtimalleri hesap eder. Yani psikolojide ihtimal vardır. Yakın ihtimal, uzak ihtimal, kibrik mantığı deriz. Mantıkla ilgilenenler bunu çok iyi bilirler. Yani mantık ilmi bilimiyle, modern mantıkta da bu vardır. Yani bu muhtemel evren, mümkün evren ve vaki evren. Şimdi muhtemel olan bir şeyi mümkün gibi algılamak. Yani ben size somut örnek vereyim. Hepimiz bireyiz, hepimiz yaşıyoruz. Diyelim yolda yürüyoruz veya evimizde oturuyoruz veya iş yerimizdeyiz. Şunu düşünebilirsiniz. Bir uçak şimdi gelir de ben arabamla giderken tepeme düşer mi? Çok uç bir nokta. Yaşa. Evimde oturuyorum. Yani yatmışım, ense yapıyorum veya bir şeyle uğraşıyorum, çalışıyorum, didiniyorum, odaklanmışım. Ya uçak gelir tepeme iner de burayla yok olursa, ya bir bomba patlarsa bakın. Şimdi burada mümkün olan bir şey var mı? Muhtemel bir şey var. Peki vaki bir şey var mı? Yani bu an içinde yaşanabilecek bir şey mi? Yok. Şimdi obsesif insanlar muhtemel olanı mümkün olarak kabul ediyor. Vaki, yani şu anda diyor, olur bu. Şimdi buradaki takıntı buradan oluyor. Yani milyonda bir, 10 milyonda bir ihtimal. Yani dünyada kaç insanın evine veya başına uçak düşebilir? Böyle bir şey mümkün değil. Veya ben size bir yıl önce bir deprem olacak deseydim, ki böyle bir şey mümkün değil, ben kahin değilim. Yani kaçımız derdi ki ya hocam geç ya, yani olacak mı? Ama yani bu mümkün mü hemen? Yok. İşte bakın, yani çok özel şeyleri gerçek gibi algıladığımız anda takıntı yapıyoruz, obsesyon oluyor, OKB oluşuyor. Yani biz mümkün diyoruz veya vaki diyoruz, gerçek şu anda olacak diyoruz.
muhtemel bir şey aslında bu. Yani muhtemeli siz mümkün olarak algıladığınızda obsesif kompulsif bozukluk oluyor. Takıntı oluyorsunuz. Vesveseyle başlıyor. Obsesyon oluyor. Aslında biz bunu ayıramıyoruz. Yani bu üçünün ayrımını yapamayınca muhtemel, mümkün veya vakinin o zaman bu belayla karşı karşıya kalıyoruz ve obsesif bir birey haline geliyoruz. Takıntılı oluyoruz belli şeylerde. Tik de bir takıntı yani. Kekemelik bir takıntı. Mesela tik nedir? Kulakları, Allah rahmet eylesin. Benim bir Asya arkadaşım vardı, vefat etti. Eskişehir'de. Kulakları çınlasın dedik ya. Muhammed Özerdoğan, rahmetli. Koğuşta veya koridorda rastlarız. Şimdi bizim arkadaşlar, yani bizim millet biraz garip bir millet. Çocuğa şu hareketi yaparlar. Muhammed zıplamaya başlar, ağlar, terler, yalvarır. Allah'a yemin eder ki ne olur yapmayın diye. Yani düşünün, 10 metrelik koridor. Şu hareketi yaptınız adama. Tik var. Bunu yaptığınız anda sanki elektrik vermiş gibi vücut kıvranmaya başlıyor. Terin içinde kalıyor. Yani ağlamaklı oluyor. Kıpkırmızı oluyor suratı. Yalvarıyor. Allah'a yemin ediyor ki yapmayın diye. Şimdi bakın. Normal bir insana yaptığınız zaman da bile güler geçer. Bakın. Obsesif kompulsif takıntı. Tik de bir takıntıdır. Yani tik dediğimiz şey takıntıdır. Yine benim iş yaptığım bir şeyde bir bayan vardı. Şeydi bu. Servis yapan bir bayan vardı. Bunu öğrenmişler. Özellikle oradaki çaycılar. Bu kızcağıza, yaşı çok gençti. Böyle geriden yaptıklarında kız bağışlayın beni, analarına avratlarına küfrediyordu. Yani çok açık olarak bir kızcağız. Yani dümdüz geçiyor ama elinde değil. Yani bu elinde değil. Onu da sırf küfrettirmek için böyle ahlaksız da bir yapımız var. Çok özür diliyorum, beni bağışlayın. O insanın zafiyetinden yararlanıp onu tahrik edip onu içeriden çıkartmak için her şeyi yapıyoruz ve gülüyoruz. Yani o insanın nasıl acı çektiğini bir kere bir düşünseniz. Bir kere onu yaşasanız yani ne olur. O rahmetli Muhammed'in yaşadığını bir defa o insanlar, ona yapanlar yaşasalar, o acıyı bir çekseler, elektrik vermiş gibi vücuduna böyle. Veya o kızcağıza küfrettirenler, o yaşıyor o kızcağız hala. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani dümdüz geçiyor size, sülalenizi düzeltiyor. Ve gülüyorlar yani karşısında. Yani kız bunu isteyerek yapmıyor. Rengi değişiyor çocuğun. Bas bas bağırıyor. Sanki böyle çok kötü bir şey yapmışsınız gibi kızcağıza. Ya bir tek hareketle zıvanadan çıkıyor. Şimdi bu nedir bunlar? Hep bakın, obsesif kompulsif bozukluk. Yani takıntı, obsesyon. Bu insanın elinde değil. Bunu insan isteyerek yapmıyor. Veya bunu biz isteyerek oluşturmuyoruz. Biraz sonra geleceğim. Bunu zihin oluşturuyor. Jung bile bunu tespit etmiş. Yani dünyaca ünlü bir psikiyatri bu. Jung bile öyle diyor. Anladım ki diyor, bunu zihnim üretiyor. Ben üretmiyorum diyor. Ben düşünerek geliştirmiyorum diyor. Yani biz muhtemel bir şeyi mümkün gibi veya vaki gibi düşünürsek, bu üç arasında bağlantıyı kuramazsak biz zıvanadan çıkarız, bağışlayın. Biz o anda çileden çıkarız. Bu o hastalık sahibi insanın elinde olan bir şey değil. Hep söyledim yani, bunu o insan isteyerek bilerek üretmiyor veya isteyerek bilerek yaşamıyor. Çünkü o insanlar gerçek anlamda acı çekiyor. Yani hayal edin ne olur. 6 saat elini yıkayan, 6 saat, 8 saat banyodan çıkmayan bir insanın yaşadığı acıyı hissedebiliyor musunuz? Yani orada ense yapmıyor veya bir koltuğu yok. Yatmıyor orada, dinlenmiyor, uyumuyor. Suyun altında saatlerce duruyor. Niye? Pisim ben diyor, temizleneceğim diyor. Ellerini saatlerce yıkıyor. Eldivenle geziyor. Bu dile kolay ya. Bu çok kolay bir şey değil. Yani bu o kadar zor bir şey ki. Bunun acısını hissedebilmek gerçekten çok güç. Ha, şeyi var mı? Tedavisi var mı? Tabii yani belli boyutta bu insanlar tedavi oluyor. Tıp buna çare bulmaya çalışıyor. Yani aslında bu tarz insanlara temizlik hastası değil de obsesif bozukluğu var tabii, diyebilir miyiz hocam? Tabii, takıntılı. Tutku. Bu ev hanımlarında daha çok kızım, biraz sonra geleceğiz. Yani o temizlik hastası kadınlar var Allah korusun. Onlar obsesyon, farkında değil. Kendine de çevresine de hayatı zinlendiriyor. Evet. Kadın çizgi çizmiş, Tutku diyor ki şuradan içeri giremezsiniz benim evime diyor. Eşi çocukları geliyor, her şeyi soyunacaksınız diyor ki doğalı insan değişir elbisesini. Yani eve gelince duşunu yapar ama bu öyle değil. Bu iç çamaşırlarından beri her şeyini değiştiriyor. Ve şurada oturacaksınız diyor, bu tarafa geçemezsiniz diyor. Eve kimse gelip gidemiyor. Yani bunlar çok farklı şeyler. Biraz sonra ekleyeceğiz onları. Çok garip şeyler bunlar. Yani bunları Tutku, o insanların çektiği acıyı düşünebiliyor musunuz? Yani sen o eve girdiğin anda onun üzerine basıp geçiyor gibi hissediyor. Yani Evet. Oralar kirleniyor, o kahroluyor. Yani sana bir şey diyemiyor belki ama onun ömründen ömür gidiyor. Onun hayatı felç oluyor. Yani onu
Dünyasını zinleniyorsun. Tokat vursan ondan daha iyi ona. Dayak atsan ondan iyi. Bağışla. Küfretsen ondan iyi. O kadar acı çekiyor onlar. Ya o kadar enteresan şeyler var ki. Fakat çok garip bir şey. Bizim insanımız da diyelim eşi, annesi böyle olduğunda oluyor ki ya böyle geldi böyle gider diyor. Bilmiyor onun hasta olduğunu, rahatsız olduğunu. Onun tedavisi için onu alıp da götürmüyor psikiyatriste, psikoloğa. Huy sanıyor. Yani onu öyle yaşa kızım. O kadar güzel değil ki sanki genden gelmiş bir huy bu. Ya biz buna böyle aldık, böyle katlanacağız diye. Çocukları çekiyor, eşi çekiyor, çevresi çekiyor. Evet. Kimse evine gelip gidemiyor Tutku. Hiçbir insan bunun evine gelip giremiyor. Allah korusun yani. Mesela aslında senin de tanıdığın, ismini vermeyeceğim. Bizim müşterimiz var kızım. Kadının tek işi sabahtan akşama kadar temizlik yapar. Belki hatırlarsın. İsmini vermeyeceğim. Sabahtan akşama kadar kadının tek işi bütün odalar, diyelim her türlü eşyanın her gün ama sabah kalkar, akşama kadar bu işi yapar. Yazlıklarına gittik bizi kaç kere ben eşimle beraber. Adamın 3 farklı ayakkabısı var. Evin içinden çıktığı ayakkabı, bağın belli bir bölümüne kadar gittiği ayakkabı ve 3. ayakkabı. Bağda gezecek diye. Bak ya ben bunu yaşadım. Yaşıyorum o insanı. Sen tanıyorsun programdan sonra. Sana söyleyeyim ismini yani. Bizim müşterimiz. Benim de çok iyi dostum bunlar yani yap olarak. Bunları gördük. Bunları yaşıyoruz. Şimdi kişilikle alakalı mı? Tabii. Yani kişilikle de alakalı bu. Demin sen sordun yani nasıl insanlarda bu ortaya çıkar? Kimlerde rastlanır diye. Şimdi buraya gelelim kızım. Şimdi bir konuyu Tutku gereksiz yere büyüten insanlarda bu iş çıkar ortaya. Yani hiç gereği yokken herhangi bir şeyi çok büyütenlerde. Mükemmeliyetçi insanlarda yani o titiz insanlar var ya IQ'su yüksek insanlar. Yani adam mükemmeliyetçidir, kadın mükemmeliyetçidir, erkek de o öyledir. Onlarda obsesif kompulsif bozuk olur. Her şey mükemmel olacak. Yani her şey güzel olacak. Ve ayrıntıcı insanlarda yani bir şeyi en ivme ivme, en ince ayrıntısına kadar. Aslında ayrıntıcılık iyi bir şey. Yani kötü bir şey değil. Ama hangi boyutta? Hastalık boyutuna gelmeyecek kadar ayrıntıcı olmak veya mükemmeliyetçi olmak. Yani bir şeyin güzel olmasını istemek iyi ama bunu hastalık haline getirirseniz aşırı takılıp da içeriden çıkarsınız. Yoksa mükemmeliyetçilik çok güzel. Hangi boyutta? Belli bir boyutta. İyi kötüyü ayırmak için veya yanılmamak açısından iyi bir şey. Ama onun dışında ayrıntıcılık hakikaten en ince ayrıntısına kadar in. Ona taka 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 daha incesine inene zıvandan çıkıyor. Bu sefer hasta oluyor. Obsesif hale geliyor bu. Psikolojik bozukluğu olanlarda mesela tutku daha çok oluyor. Veyahut ailesinde psikolojik bozukluk olan insanlarda OKB daha çok oluşuyor. Obsesyon daha çok oluşuyor. Psikolojik rahatsızlık olan insanlar istemeden OKB'yi yaşıyorlar. Yakalanıyorlar yani bu hastalığa. O psikolojik rahatsızlığından dolayı onunla uğraşırken bu rahatsızlığa yakalanabiliyor. Hocam peki bir kişiye takıntılı kalmak da obsesife mi giriyor yine? Kesinlikle. Tutku bağışla beni ama aşıkların çoğu obsesyondu. Ama o geçici obsesyon. Yani bir insan aşık olduğunda aslında obsesyon, obsesif. Beynin bir bölümü sürekli onunla çalışıyor. Ama kalıcı değil. Ama kalıcı değil. Yaşa tutku. Diyelim bu bir süre devam ettikten sonra sevgiye dönüşüp normale dönüyor. Ama sürekli taktıklarında aşık adam da obsesif ona oluyor. Yani o da OKB'ye yakalanıyor. Ve diyelim Allah korusun ayrıldığında veya işi öldüğünde öyle bir insan intihar ediyor. Veya öldürüyor. Yani o takıntının çoğu, cinayetlerin çoğu böyle oluşuyor. Takıntı olduğu için. Yani ya benim ya toprağım diyor adam ya bu kadar açık yani. Aslında sevgi değil. Hayır. Hastalık sonucu, takıntı, tutku var. O aşk diyor. Ben aşığım hocam diyor. Aşk falan değil. O açıkça yani apaçık obsesif bu. Ona o konuya takmış, ona takmış. İlle benle olacak, ille konuşacak. İlle sevgilim olacak, ille eşim olacak. Olmazsa ölsün diyor ya öldürürüm ben kendimi de öldürürüm diyor. Beni tekim dikkat et hem bayanı öldürüyor hem kendini öldürüyor. Takıntı böyle bir şey yani diyorum ya. Takıntı insanı intihara götürüyor yani obsesyon. İntihar denilen çoğu obsesif insanlar. Obsesif yapıya sahip insanlar. Aynı mükemmeliyetçi insanlar intihar edenler. Aynı ayrıntıcı insanlar. Aynı takılan bir şeylere takılan insanlar intihar edenler. Şimdi özellikle zeki insanlarda dedim bu iş çok olur. Gerçekten en zekilerde, IQ'su en yüksek insanlarda obsesyona daha çok yaklaşır. Görürüz. Nedeni şu tutku. Onların zihinleri daha çok düşünce üretir. Mesela IQ'su 50-60 civarında olan bir insanın günde ürettiği düşünce oranı 1000'dir. Yani 1000 tane düşünceyi üretebiliyor. Ama bu 80-90'a çıktığında IQ bu oran 10.000 oluyor.
bir insan 130 ve daha üzerine üretmeye başlar, IQ seviyesine sahip olduğunda milyon düşünce üretiyor. Ve düşünün, bu düşünceleri beyin, zihin sürekli ayıklıyor. Dedim ya, bastırmadan üütüyor onu. Evet. Şimdi bu düşünceleri öyle üütmek, birinden öbürüne geçmek çok kolay değil. Dolayısıyla bir insan ne kadar çok zeki, o kadar çok obsesyona yakalanma ihtimali daha fazla. Çünkü çok fazla düşünce üretiyor zihin. Bağısına bir takıldığı anda oltaya düşmüş balık gibi kendini devamı kurtaramıyor. Geliyor. Çırpına 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 ölüyor yani. Yakalanıyor veya paramparça oluyor, gidiyor. Bu kadar açık. Düşünceyi ne kadar çok üretirsek tutku, dolayısıyla o kadar çok bu hastalığa yakalanma şansımız artıyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bir de bir düşünceden diğerine geçmeyi becerebilmek çok önemli. Yani kekeme insanlar gibi değil de normal bireyler gibi nasıl biz konuşuyorsak, herhangi bir konuyu, herhangi bir kelimeyi bırakıp başkasına geçebiliyorsak, başka konuyu anlatabiliyorsak, başka şeye odaklanabiliyorsak, düşünceyi de başka şeye aktarabilmek, başka şeyle meşgul etmek çok önemli. Bunu başaramadığınızda da obsesif hale gelirsiniz. Bir boyutlu değil ki bu. O kadar çok farklı boyutları var ki. Yani düşünce ayıklamayı beceremiyor obsesyona sahip insan. Düşünceyi ayıklayamıyor. Bir yerde takılıyor. Takılıyor kalıyor. Dönüp kalıyor bozuk plak gibi, aynı şeyi söylemeye başlıyor. Özgüveni diyelim düşük insanlar aklıma geldi. Yani özgüveni düşük insanlarda da obsesyon çok. Yani bir insanda özgüven yoksa, her şeyden şüpheleniyorsa, şüpheciyse veya başkaları tarafından yönetiliyorsa, yine bu insanda da obsesyon oluşumu çok büyük artı faktör, yani yakalanabiliyor. Yine şu da bir gerçek, hiç unutmayalım lütfen. Travmaları işledik. Travma yaşayan çocuklarda ve bireylerde obsesyon daha çok oluyor. Neden? Yaşadığı travmayı kendine mal ediyor. Diyelim ki o anda orada bulunmasaydım veya ona karşı koyabilseydim veya daha farklı insanlardan yardım isteseydim, bunu ben yaşamasaydım, niye yaşadım gibi bir düşünce içerisine girdiği andan itibaren onun obsesyondan kaçabilme şansı yok. Dolayısıyla travma yaşayan insanlarda da çok fazla oranda obsesyona rahatlıkla rastlanabiliyor. Bu insanlar daha fazla yaşayabiliyorlar. Peki hocam, OKB yaşayan bir birey hayatının geri kalanında nasıl devam eder? Yani bu çözülebilecek bir şey mi hemen? Tabii, ona da devam eder. Fakat bu OKB daha çok yetişkinlikte beklentisi yüksek insanlarda da oluşuyor. Aşırı beklenti sahibi insanlar bu hale gelebiliyor. Bir de çocuklarına o beklenti fırsatını çok veren ailelerde o çocuklar istemeden OKB yakalanmasına vesile oluyorlar diye ben düşünüyorum. Şimdi burada şu var. Duygu kirliliği diye bir şey var. Ben söylemiştim, banyoya gidip de 6 saat duran insan 8 saat. Şimdi duygu kirliliğinde insan kirlilik duygusu yaşıyor. Bu bir maddi boyutta oluyor kirlilik, bir de manevi boyutta kirlilik yaşayabiliyoruz. Biz manevi kirliliği aşamayınca, bu sefer bu problemi çözemeyince maddi kirliliği aşarak ancak manevi kirliliği aşabileceğimizi düşünüyoruz. Ve gerçekten de bazen maddi kirliliği aşarak bir kısım insanlar manevi kirliliğini, yani içsel boyutta kirliliğini de temizleyebiliyorlar. Ama bu kirlilik olayı çok enteresan bir şey. Yani adam düşünün, yani içinin dahi kirli olduğunu düşünebiliyor veya manevi düşüncelerinin kirli ve yanlış olduğunu düşünebiliyor, onu ayıklayamıyor. Ancak maddi boyutta rahatladığı anda, temizlendiği anda manevi olarak da temizlendiğini düşünebiliyor. Ve o kadar garip ki manevi kirliliğini giderebilmek için yine ben rastladığımı bilirim. Günde birkaç kiloluk çamaşır suyunu ellerini yıkamak için kullanan bireyler gördüm. Yani birkaç kilo çamaşır suyuyla ellerini yıkıyor. Maddi değil bu, manevi kirliliği. O içinde taşıdığı kirlilik duygusunu bir türlü atamadığı için Allah korusun eller ekzem oluyor, yara oluyor, yarılıyor. Yani birkaç kilo düşünebiliyor musunuz, o marketlerde satılan çamaşır suyuyla ellerini yıkıyorlar temizleyeceğim diye. Böyle çok garip şeyler yani daha maalesef çok obsesyonda. Temizleneceğini düşünüyor. Evet, iğrenç bir şey ama yapabileceği başka bir şey yok. Onu isteyerek yapmıyor zaten. Onun artık ne bileyim ben, günahı sevabı. Şimdi daha ileri gideyim biraz daha ben. Şimdi öyle bayanlar var ki, demin bir nebze girdim. Mesela diyor ki evdeki halıları diyor ben imkanım olsa makineye sokup yıkayacağım.
Masa ve sandalyeleri, emin olun şaka demiyorum, makinede yıkamak isteyen insanlar var. Şu masa ve sandalyeleri. Evin dış kapısını ben yıkayan insan gördüm. Yani sırf kirli diye sürekli olarak evinin dış kapısını şeyle böyle hani deterjanlı suyla devamlı yıkayan insan var. Kirli diyor. Temizlenemiyor diyor. Yani bu kadar acayip obsesif takıntılı insanlar var. Düşün. Evdeki bütün eşyaları makineye sokmaya çalışıyor. Ancak orada temizlenir bu diyor. Perdeleri. Yani aklınıza ne gelir? Yani tablolara kadar makinede yıkamak istiyor. Tabii yıkadığında tabloyu mümkün değil de paramparça olur, bir de şey olur, bozulur yani, hiçbir özelliği kalmaz. Ama o kadar kirli olduğunu hissediyor. Yani dış kapı, evin bütün kapılarını yani makinede yıkamayı arzu eden insan var. Dış kapı girse tutku, emin ol kızım, dış kapıyı da yıkayacak makinede. Ama bu noktada ona şey yapamıyor, yani gücü yetmiyor ve almıyor makine dış kapıyı. Dolayısıyla onu yıkama şansı olmuyor. Hocam siz bu örneği vermişken benim çevremde çok tanıdığım bir insan da var yine böyle şekilde. Temizlik hastası diye adlandırıyorduk biz. Evine davet ediyordu. Davet ettiği zaman bin pişman oluyordu evine davet ettiğine. Çünkü bizimle asla oturamıyor. Hiçbir şekilde sohbet edemiyoruz ve sürekli yerleri kapıları siliyordu bu insan. Yalnızla mı? En son bulaşık makine, buzdolabını banyoda yıkamış duşakabinin içinde. Buzdolabının temizlenmediğini düşünüyor. Yani arkasının motor kısmı ve buzdolabı tabii ki çalışmıyor. Yeni buzdolabı almak zorunda kaldılar hatta. Allah. Ki eşine de söylememiş buzdolabını yıkadığını tabii ki duşta. Kendiliğinden bozuldu gibi. Yani onu bildiğimiz fiskiyeyle buzdolabını yıkamış banyoda. Öyle zor bir şey ki bunu tabii. Bu adamın da yapacağını. Bir şey olmayacağını düşündüm diyor sorunca. Yani buzdolabı yıkanabilir aslında diyor. Arkasını her yerini yıkamış buzdolabının. İşte bu gülüyor o zaman, obsesif kompulsif bozukluk yani apaçık. Ve bu insan tedavi olması gerekiyor. Ve biz gitmiyorduk artık son zamanlarda evine. Çünkü biz acı de rahatsız çekiyor. Oluyoruz. Acı çekiyor. O da rahatsız oluyor. Çünkü oturduğumuz yerde sürekli kaldırıp koltuğu düzeltme çabası. Yani ora bozuldu mu acaba diyemiyor da. Ama çok ciddi nasıl acı çekiyor, sıkıntıları vardı. Evet. En son köye yerleşti. Köyde bir nebze daha rahat. Ya kimse gelip gitmeyecek ona evet. Kızım. Şimdi bu bayanın daha sıkıntılı noktası şu, demin bir nebze girdim ben. Eşi ve çocukları tam olarak böyle bir askeri eğitim alırlar. Yani kapıda soyunduruyordu. Nereye da oturacakları, evet. Ne giyecekleri, banyoda ne kadar kalacakları, ellerini ne kadar yıkayacaklarını. Hatta şunu ben biliyorum, eşi ve çocukları ellerini yıkarken, ayaklarını yıkarken başlarında bekleyip gözlemleyen bayanı biliyorum ben. Yani başında duruyor, onu izliyor, gözlemliyor. Bu elinde değil. Hastalık. Fakat burada eşi ve çocuklar da tutku maalesef bu şeye alışmışlar, bu girdaba. Evet, aynı şeyi yaşıyorlar, acı çekiyorlar ama itiraz edemiyorlar evet. Daha kötü olmasın diye veya tedavi yaptırmıyorlar. Fakat bunu kullanan bayanlar da var. Yani bu huyunun kendi olduğunu hissettiği andan itibaren çevresine işkence yapmaya başlıyor. Evet. Yani bu rahatsızlık kendi olduğu andan itibaren temizlik hastalığı çok ciddi bir takıntıdır. Bağışlayan erkeklerde var ama çok yoğunlukla bayanlarda vardır. Ve çok ciddi acılar, ızdıraplar çeker bunlar. Gece gündüz duvarları, pervazları, kapıları yani bırakın artık yeri yani veya eşyaları. Yani canları çıkacak kadar. Evet. Yani bitap düşene kadar temizlik yapan insanlar var. Günlük tekrarlayan bunu yani günlük her gün bunu tekrarlayan insanlar var. Hocam ben bile mesela bazı şeyi 2-3 sefer düşündüğüm zaman 4. kez düşünmüyorum ki takıntı haline getireceğim ben bunu diyorum. Kendimi tanıyorum yani. Ne dedim? Sonra vazgeçiyorum o düşünceden. Bir de şu var, tutku insanlar korkmasın. Yani o kadar acayip absürt şeyler düşünürüz ya. Yani hiç olmayacak şeyler düşünürüz evet. Bağışlayın. Bunlar gayet normal kızım. Ama nedir? Zihin üretiyor, geçiyor. Bastırıyoruz, üretiyoruz, atıyoruz bağışla, çıkartıyoruz şeyler. Gidiyor, devam ediyoruz biz. Ama obsesyondaki takıntı oluyor. Yani evet. O merhaleyi, o konuyu aşamadığı için o girdapta dolanıp duruyor. Yani bir zihnin, beynin önemli bir kısmı ona ayrılıyor ve aynı şeyi düşünüyor. İşte o yollarda gidip gelme gibi o. Evet. Anladın değil mi? Bu çok çok acayip, çok ilginç bir şey bu Allah korusun. Ve tutku, bu hastalık daha çok egosu yüksek insanlarda da oluyor. İşin garip tarafı. İnsanlar farkında değil. Ego sahibi insanlarda da obsesyona çok rastlanıyor. İlmi boyutta biz bunu çok net olarak biliyoruz. Ve hem egosu yüksek hem de UKB olan insanlar Allah korusun diğer insanlar üzerinde bu hastalıklarını kullanarak çok ciddi bir baskı oluşturabiliyorlar. Bu da hoş bir şey değil. Yönetmeye mi çalışıyorlar?
Yani ben böyleyim, beni böyle kabul et, mecburen benim söylediğim her şeye uy diyor. Anladım. Baskı bu, mecbursun diyor yani. Onun dışında sana bir alternatif bırakmıyor ve seni ona mahkum ediyor. Aslında sen belli noktadan sonra o rahatsızlıkla beraber belki aynı rahatsızlığı yaşamaya da başlayacaksın. Eşim veya annem babam bana niye bunu yaptırıyor, yapıyorum diye sende de takıntı olabiliyor. Oradan da başlayabiliyor. Bir kısım insanlar da eğer gerçekten çok kaygılılarsa veya sosyal hayatları bozulmuşsa veya diyelim iflaslar yaşamışlarsa, şoklar yaşamışlarsa, travmalar yaşamışlarsa yine bu insanlarda da bu oluşuyor. Ve o insanlar aslında içerisinde kendileri dışında bir başka birey daha var gibi hareket ediyor. Ona uyuyorlar yani. Kendilerine değil de o içindeki ikinci bireye ayak uyduruyorlar veya ona uyuyorlar. Dolayısıyla yanlış şeyleri çok daha rahat yapabiliyorlar. Ve bu insanlar kendilerine hakim olamayınca maalesef, ben de yaşadım bunu, şahit oldum yaşadım derken bağışlayın, danışanımda gördüm, saatlerce ağlayabiliyorlar. Yani o arzu ettikleri şeyi gerçekleştiremedikleri için, arzu ettikleri de nedir yani, bir temizlik konusundaki bir şeyi başaramadıkları için veya iş konusundaki bir şeyi başaramadıkları için veya sevdiklerine yeniden kavuşamadıkları için, yani ayrıldılar ama birleşemedikleri için saatlerce ağlayabiliyorlar. Yani kendilerine hakim olamıyorlar. Vücut onu ona göre kompanse ediyor ve ona göre o sıkıntıyı, o stresi zihin üretiyor. Ona göre hormon üretiliyor ve o saatlerce o bireyler, o insanlar ağlayabiliyor. Maalesef biz nasihatle bazen insanları düzeltmeye çalışırız. Deriz ki işte bu yanlıştır, bak gel şunu şöyle güzel doğrusunu yapalım. Bu doğrudur diye. Kesinlikle bu insanlar nasihat diye bir şeyden alamazlar. Yani kulakları sanki sağır, kapalı, sizin söylediğiniz hiçbir şeyi yani işitsel de fark etmezler, düşünmezler, algılamazlar ve yapmazlar, yerine getirmezler. Aslında bu rahatsızlık, OKB, şimdi demin dediğin soruya gelelim kızım cevap olarak. Başta tutku çok rahat terapiyle düzelebiliyor, bakın net söylüyorum. Artı ilaçla düzelebiliyor. Ama eğer bu ikisiyle düzeltemezseniz Allah korusun, ondan sonra akıl hastalığına kadar gidiyor tutku. Yani biz takıntıyı basit bir şey olarak görmeyelim. Bu tedavi olmadığı sürece, azgınlaştığı sürece, rahatsızlık devam ettiği sürece, ilerlediği sürece insan ruh hastası oluyor, paranoyak oluyor. Hatta şizofren oluyor insan. Takıntıyla, OKP ile yani paranoya veya şizofrenliği rahatlıkla yaşayabiliyor. Aslında beynin karar verme noktasındaki kimyasallar bozulduğu için bunların ilaç desteğine ihtiyaç var. Bizim beynimizin karar verme noktalarında belli hormonlar var. Belli enzimler var. Bunlar salgılanarak biz dengemizi sağlıyoruz veya düşünceyi normale çekiyoruz. Bunlardaki bu akış bozulduğu için, o hormon akışı, o enzim akışı, bunlar mecburen ilaç tedavisiyle onu telafi ederek normale dönüyorlar. Ama biz terapi veya ilaç tedavisi yapmazsak bu sefer bunların bu mekanizmaları normale dönemeyecek kadar ciddi hasarlar almış oluyor. Hücreler arasındaki bağlantıyı kuramıyor. Yani bu kimyasallar aslında zihnimizde kızım bir şey üretirken düşünce olarak ateşlemeyle yaparlar. O ateşleme sistemi bozuluyor. OKB'lilerde yani beynin karar verme noktasındaki ateşleme sistemi bozuluyor. Oradaki enzimler rahat salgılanamıyor veya hücreler arası iletişim rahat kurulamıyor. Ve burada patika yollar maalesef artık düz asfalt gibi hale geliyor. Hep o düşünce. Ve kesinlikle bir daha ben belirtiyorum. Terapiyi aşmışsa mutlaka ve mutlaka bu insanların ilaç kullanmaları gerekir. Ben ilaca son derece karşı bir insanım. Çünkü birçok maalesef psikiyatrist hiç gerekmediği halde duygu bozukluğu olan insanlara ilaç veriyorlar. Burada fevkalade büyük bir vebal var. Ben bir kez daha saygıdeğer psikiyatrist ve psikolog dostlarımı, arkadaşlarımı mutlaka videolarıma uyarmak istiyorum. Allah rızası için duygusal bozukluğu olan insana, çok basit terapiyle geçecek insana ilaç tedavisi uygulamasınlar. Burada belki ilaç şirketleri büyük para kazanıyorlar. Belki birileri oradan aradan para alıyorlar ama emin olun çok ciddi bir vebal var burada. Ve ilaç gerekmeyen insana ilaç yüklemeyelim ama İlaç gereken insana da bu bahsettiğim gibi mutlaka obsesyon belli bir noktaya aşmışsa ilaç tedavisi yapalım. Aksi halde akıl hastası olacaktır. Şizofren veya paranoya olacaktır. Tutkucuğum biz burada şöyle biraz yavaşlayalım.
Haftaya devam edelim, olur mu? Aslında bize verilen, galiba sen uyarmadın ama sürenin sonuna gelmiş. Evet, ben konuya daldım, gittim gibi, yine. Evet, daldık, bulunuyoruz. Olur mu? Haftaya Allah isterse devam edelim. Haftaya yine OKB. Kaldığımız yerden devam edeceğiz, evet. OKB'den. Görüşmek üzere, herkese hoşça kalın. Dostlarım, bir perspektifin daha sonuna geldik. Konu gidiyor. Yani konuyu anlatıyoruz. Ben de bazen kapılıyorum. Zaman nasıl geçtiğine emin olun. Ben bile fark edemiyorum. Umarım sizlere faydalı oluyoruz. Tutkuyla beraber yararlı oluyoruz. Karşılıksız, çıkarsız, sınırsız, ölçüsüz sevgiyle sizi ben çok ama çok seviyorum. Bunu bütün benliğimle, bütün kalbime inanarak söylüyorum. Haftaya birlikte olmak ümidiyle inşallah yeniden şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın.